Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Geldik bugünkü dersimize gençler. Bugünkü dersimizde ekolojik ayak izinden, su ayak izinden ve karbon ayak izinden bahsedeceğiz. Küçük bir ders yapacağız ama dersin önemi çok büyük. Hem yazılıda tabii ki karşımıza bu kavramlar çıkacak. Onun haricinde de ekosistemlerin devam edebilmesi için, dünyanın devamlılığı için tabii ki bu kavramları bilmeli. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Öncelikle olarak ödevlerinizi vererek başlayayım. Bir önceki dersimizde tabii ki güncel çevre sorunlarından, çevre kirliliklerinden bahsetmiştik. O kısımların tamamını bitirmiş olmanız gerekiyor. Hava kirliliği, su kirliliği gibi kirlilikler bitmiş olmalı. Bugünkü dersimizi bitirdiğimiz zaman da açıyorsunuz kitaplarınızı, sıfırdan onaları, 178'den başlıyorsunuz. Ekolojik ayak izi, su ayak izini çözüyorsunuz gençler. Karbon ayak izi ve geri dönüşüm kısmını da çözüyorsunuz. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarda dersimizde anlatacağımız konular içerisinde, arkasından da tara geçleri bitirdiğimiz zaman, yani sayfa 187'ye kadar geldiğiniz zaman işimizi ayarlamış bitirmiş olacağız gençler. Dinamo'da da aynı şey geçerli. Hemen karbon ayak izi, ekolojik ayak izi, su ayak izine bakıyorsunuz. Sayfa 164'ten başlıyorsunuz. Sayfa 170'e kadar çözmediğiniz hiçbir şeyin kalmamış olması gerekiyor. Dersi bitirdiğimizde 10 dinamodan hazırsanız yaslanın arkanıza, ders başlıyor. Şimdi aslında başlıkla aynı. Bugünkü dersimizde neler anlatacağız? Ayak izlerinden bahsedeceğiz. Tabii ki ekosistemlerin daha iyi anlaşılabilmesi için, ekosistemlere verdiğimiz zararın aslında daha iyi anlaşılabilmesi adına ortaya çıkan kavramlar bunlar. Ekolojik ayak izi, su ayak izi ve karbon ayak izinden bahsedeceğiz. Ne yapıyoruz? İnsan kaynaklı değişikliklerin hesaplanmasında bu kavramları kullanıyoruz gençler. Ekolojik ayak izi ne demek? Ekolojik ayak izi bir kişi için de hesaplanabiliyor, topluluk için, toplum için de hesaplanabiliyor. Bir kişi ya da topluluk için kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gerekli coğrafik alana ekolojik ayak izi ismini veriyoruz. Maalesef ki günden güne ekolojik ayak izimiz daha da büyüyor gençler. Yani biz daha fazla kaynak tüketiyoruz. Bu kaynakların kendini yenileyebilmesi için bir zamana, bir alana ihtiyaç var. Aynı zamanda çok fazla derecede atık oluşturuyoruz. Bu atıkların giderilmesi için de bir coğrafik alana ihtiyaç var. Gelir gider dengesine baktığın zaman da ekolojik ayak izimiz maalesef ki istemiyoruz ama günden güne artıyor. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynaklarını üretme gücüne de biyolojik kapasite ismini vereceğiz. Yenilenebilir enerji kaynağı ne demek gençler? Eğer ben bir şeyden enerji elde ediyorsam, o bitiyorsa ona yenilenemez enerji kaynağı diyoruz. Mesela fosil yakıtlar, kömür, doğalgaz, petrol milyon sene içerisinde olmuşlar. Biz 500 sene içerisinde rezervlerin sonuna kadar geldik. Yani ben bunları bitirdiğimde oluşabilmesi için milyon senelerin geçmesi lazım. Ben kullana kullana petrolü, doğalgazı, kömürü bitirebilirim. Bunlar yenilenemez enerji kaynağıdır. Ben kullandığımda o bitmiyorsa yenilenebilir enerji kaynağı ismini veriyoruz. Mesela evin çatısına gittim, güneş panelini koydum. Ben güneş panelini koydum, güneş panele vurdu, paneli ısıttı, bizim evdeki su ısındı diye güneş bitmez. Ya da yel değirmenleri kurduk, değirmenleri rüzgar döndürdü, buradan da elektrik elde ettik diye rüzgar bitmez. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynağıdır diyeyim. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücüne de biyolojik kapasite ismini veriyoruz. Bir yerin tabii ki biyolojik kapasitesi ekolojik ayak izine göre yüksek ise o bölge iyi durumdadır gençler. Yani kendini yenileyebilecek durumdadır. Biyolojik kapasite, hani dedik ya,
doğal kaynakları üretme gücü, biyolojik kapasite daha fazlaysa ekolojik ayak izinden ortam kendi kendini yenileyebiliyor istenilen bir durumda demektir. Ama bunun tam tersi de söz konusu olabiliyor. Bir kişi ya da topluluk tarafından tüketilen ürünlerin üretimi için kullanılabilen yenilenebilir doğal kaynaklara da tüketimin ekolojik ayak izi ismini veriyoruz. Bir ülke ya da bir coğrafi bölgede sağlanan biyolojik kapasitenin kullanımına da üretimin ekolojik ayak izi ismini vereceğiz. Ne yapmamız lazım? Aslında bunların belli oranlarda durması lazım. Gençler, ekosistemin devamlılığının sağlanabilmesi için. Bir yerdeki üretimin ekolojik ayak izinin biyolojik kapasiteyi aşması, oradaki doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan biçimde kullanılması demektir. Yani doğal kaynakları kendi ihtiyacımız kadar kullanıp gelecek nesilleri de düşünerek onlara da bıraktığımız zaman ne diyorduk? Sürdürülebilirlik ismini veriyorduk. Sürdürülebilir olmayan biçimde kullanılması demek, yani geleceğe enerji kaynağını, o değeri bırakmıyorsun anlamına gelir gençler. Hemen su ayak izinden de bahsedelim. Biliyorsunuz ki dünyada tabii ki su oranı çok fazla. Ama kullanılabilir su, içilebilir su dediğimiz sular tatlı sular olacak. Tatlı su kaynaklarının ise çok çok azaldığını biliyoruz. Hatta biraz abartmış gibi olmayalım ama şöyle bir laf var ya, 3. Dünya Savaşı su yüzünden çıkacak. Dünyada su kaynakları o kadar azaldı ki su kaynaklarına sahip olan ülkelere başka ülkeler savaş açacak. Nasıl hani petrol kaynağına sahip olana gidip savaş açıyorlar aslında kaynağı elde etmek için. Aynı şey 3. Dünya Savaşı su kaynakları için yapılacak diyor. Bizim ne yapmamız lazım? Tatlı su kaynaklarımızı, rezervlerimizi korumamız lazım. Tabii ki bunları koruyabilmemiz için bireysel olarak üstümüze düşen görevler olduğu gibi toplum olarak, ülke olarak, dünya çapında da almamız gereken çeşitli önlemler var. Suyun bu korunmasıyla ilgili aslında su ayak izi kavramı ortaya atılıyor. Hesaplayalım diyorlar, bir kişi ya da bir ürünün su ayak izi nedir? Ekosistemdeki su kaynaklarına nasıl zarar veriyoruz diye ortaya çıkan bir kavramdan bahsediyoruz. Su ayak izine baktığımız zaman birey veya topluluk tarafından kullanılan her mal ve hizmetin üretilmesi, tüketilmesi için gereken toplam tatlı su hacmine su ayak izi ismini veriyoruz. Çünkü dünyanın çok büyük bir kısmı tabii ki denizlerle ve okyanuslarla kaplı ama okyanuslar tuzlu su kaynaklarıdır. Su ayak izi kavramı su tüketimine ilişkin alternatif bir gösterge olacak gençler. Gelecekte su problemi yaşamamak için su tarımsal üretimde ve günlük ihtiyaçlarımızı karşılamada tutumlu bir şekilde kullanılmalıdır. Aklıma gelmişken bir tane örnek vereyim size. Diyelim ki ben tarımla uğraşıyorum, meyve bahçelerim var. Tabii ki ağaçları sulamam lazım. Eskiden ağaçları nasıl suluyorlardı? Ağaçların etrafına çukurlar kazıyorlardı, harık da deniyor. Yani su yolları oluşturuyorlardı. Ana bölgeden suyu bırakıyorlardı. Bu yanda kazılan çukurların içerisinden tabii ki ağaçların dibine gidiyordu. Böylelikle ağaçlar sulanmış oluyordu. Ama günümüzde bu yöntemi kullanmıyoruz. Neden? Bu yöntemi kullandığımız zaman çok 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 fazla derecede su tüketimini gerçekleştiriyorduk. Hatta ağaçların dibine çok yüksek bir şiddette suyu bıraktığımız için topraktaki o gerekli mineral maddeler yıkanarak alt kısımlara doğru geçiş yapıyordu. Toprağı da verimsizleştiriyorduk. Şimdi ne yapıldı? Ağaçların dibine borular döşendi. Tam ağacın köküne denk gelen yerlerine de delikler açtılar. Ne yapıyorsun? Çeşmeyi açıyorsun. Borulardan su geçiyor. Deliklerin olduğu yerlerden damla damla bitkilerin köklerine su gidiyor. Damlama sulama yöntemi dediğimiz yöntem kullanılmış oldu. Birincisi, sudan tasarruf ettim. Öyle bir yerden şak diye boşaltmamla çeşmeyi açıp borudan geçmesi aynı
değil gençler. İkincisi, bitkinin ihtiyacı olduğu kadar suyu verdim. Toprakta aşırı sulama yapıp mineral maddelerin dibe çökmesini, toprağın derin noktalarına gitmesini, toprağın verimsizleşmesini de engellemiş oldum. Önceden tabii ki boru döşeme, çukur kazmaya bakarak daha maliyetliydi gençler. Ama günümüzde baktığımız zaman su çok değerli. Tabii ki artı eksi ilişkisi yapıldığı zaman yağmurla sulama yöntemleri seralarda da yapıyorlar. Borulardan damla damla sularla bitkilere veriyorlar. Veya işte toprakta damlama sulama yöntemleri kullanmamız gereken yöntemlerdir diyeyim. Su ayak izini hesaplarken de bilmemiz gereken 3 tane kavram olacak. 3 tane kategori olacak. Mavi su ayak izi, yeşil su ayak izi ve gri su ayak izinden bahsedeceğiz gençler. Mavi su ayak izi ne demek? Kullanılan yüzey ve yeraltı tatlı su oranından bahsediyoruz. Mesela sizinle bir tişörtün nesini hesaplayabiliriz? Tişörtün su ayak izini hesaplayabiliriz. Tişörtün su ayak izini hesaplamamız gerekti ya. Ben bu tişörtü neden dokudum? Pamuktan. O zaman pamuk bitkisini yetiştirirken toprağın yüzeyinden veya toprağın dibinden çektiği su miktarı neyi belirtecek? Mavi su ayak izini. Aynı zamanda bu pamuk bitkisi yetiştirilirken yağmur suyu da kullanıldı. Kullanılan yağmur suyu da yeşil su ayak izini belirtecek. Gri su ayak izi ise standartlara göre kirlilik yükünün yok edilmesi için tüketilen su miktarı. Ben bu pamuğu boyadım. Boyadığım zaman tabii ki belli oranda yıkamalar yaptım. Suya boyanın karışması söz konusu oldu. Su kirliliğine neden oldum. Suyun kendini yenileyebilmesi için de belli bir kapasitede tüketilmesi gerekiyor. Bunların hepsini topladığımız zaman bir tişörtün su ayak izini hesaplayabiliyoruz. Topraktan ne kadar su çekti, ne kadar yağmur suyu tüketti. Ben bunu fabrikada üretirken atığımı suya bıraktığımda suyun kendini yenileyebilmesi için ne kadar suya ihtiyaç vardı. Hepsi birden o tişörtün su ayak izini oluşturuyor. Su ayak izi de günümüzde dünyada gittikçe tabii ki büyüyor. Büyümesini istemiyoruz gençler. Karbon ayak izine de bakalım. Karbon ayak izi de ya bireyler için hesaplanıyor ya da kurumlar için, ülkeler için, toplumlar için hesaplanabiliyor. Ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi gibi tüm yaşamsal faaliyetlerimizde atmosfere verdiğimiz karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınım miktarına karbon ayak izi ismini veriyoruz. Ton ya da kilogram cinsinden ölçülüyor. Mesela bir salçanın bile, salça kutusunun bile karbon ayak izini hesaplayabiliyoruz. Nasıl? Bu salçanın üretimi sırasında domatesi yetiştirirken kullanılan kimyasallardan açığa çıkan karbondioksit hesaba katmam lazım. Bu domatesler toplanıp fabrikaya gelirken arabadaki taşındığı kamyondan çıkan gazları hesaba katmam lazım. Fabrikada domatesler tutup da salçaya dönüştürülürken açığa çıkan karbon miktarını da hesaplanacağım. Bunlar teneke kutulara dolduruldu. Markete taşınırken o aracın çıkarttığı yine karbon miktarını da hesapladım. Bu salçayı koruyabilmek için belli sıcaklıkları oluşturmam gerekti. O sırada ortamı soğutmak veya ısıtmak amacıyla da tabii ki bir şeyler yaptık. Klimalar kullandık ya da işte doğalgaz gibi enerji kaynaklarını kullandık. Bunlar da atmosfere bir şeyler verdi. Bunların hepsi birden bir kutu salçanın karbon ayak izini oluşturmuş oluyor gençler. Mesela bireysel anlamda sen bugün okula giderken ya da okuldan eve gelirken bireysel bir araç mı kullandın? Yani atıyorum annem baban seni aldı eve mi getirdi, yoksa toplu taşıma mı kullandın, yoksa yürüyerek mi geldin? Üçünün arasında fark var. Eğer yürüyerek geldiysen ya da motorlu olmayan bir araç kullandıysan, bisiklet gibi bir şey kullandıysan atmosfere ekstradan bir karbon vermedin. Ama atıyorum baban seni okuldan arabayla aldı.
sizin arabadan çıkan bir egzoz gazı oldu. Siz arabanın içerisinde iki kişiydiniz. O zaman o çıkan egzoz gazını ikiye bölüp bireysel olarak sizin karbon ayak izinizi hesaplarken eklemem gerekiyor. Ama atıyorum toplu taşımayla gittin. Toplu taşımayla gittiğin o kocaman otobüsün de tabii ki bir çıkarttığı egzoz gazı vardı. Ama onu kaça böleceğim? Otobüsün içinde kaç kişi varsa ona böleceğim. Atıyorum 50 kişi vardı. 50'ye bölmem gerekiyor genç. Yani toplu taşıma kullanmak veya motorlu olmayan araçları kullanmak ekosisteme iyi gelir. O yüzden diyoruz ki bireysel araç kullanımı yerine toplu taşıma kullanımı arttırılmalı. Atmosfere verilen karbondioksit miktarının yapmışlar, bakmışlar nereden nasıl geliyor diye %2'sinin tarım, orman, balıkçılıktan geldiğini, %12'sinin konut ve hizmetlerden geldiğini ama elektrik dışı olarak, %16'sının ithal ürünlerin gömülü emisyonlarından ortaya çıktığını, %26'sının elektrik üretiminden, %22'sinin imalat, sanayi ve inşaattan, %15'inin ulaştırmadan, %4'ünün uluslararası taşımacılık kaynaklı emisyonlardan, %2'sinin de enerji üretimi yine elektrik dışı enerji üretiminden kaynaklandığını görmüşler. Türkiye'nin toplam ekolojik ayak izinde %46 ile en büyük pay kime aitmiş? Karbon ayak izine aitmiş gençler. Yani atmosfere çok fazla miktarda karbon veriyoruz. Oksijenli solunum sonucunda da karbondioksit üretiyoruz ama oksijenli solunum yapmayı durduracak halimiz yok. Ayrıca atmosferde tabii ki belli bir oranda karbondioksit olmalı. Bitkiler fotosentez tepkimelerinde bu karbondioksiti kullanacaklar. Biz bu oranın artmasından bahsediyoruz. Artması istemediğimiz bir durumdur. Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak tabii ki karbon ayak izimizi küçültecek. Yani ben evdeki suyu ısıtmak için doğal gazdan enerji elde edip suyu ısıtacağıma güneş paneli taksam, o panelle ısınma işlemini gerçekleştirsem atmosfere gaz da vermeyeceğim, kaynak da tüketmemiş olacağım. Yani ekosisteme iyi geleceğim. Bireysel araç yerine toplu taşımayı tercih etmek, paketlenmiş gıdaların kullanımını azaltmak, binalara ısı yalıtımı yapar isek daha az enerji harcarız. Hem faturamız az gelir hem doğal kaynaklarımız korunur. Fabrika bacalarına, arabaların egzozlarına tabii ki filtreler takılması gerekiyor. Günümüzde yine iyi durumdayız gençler. Bir dönem özellikle sanayi devriminin gerçekleştiği dönemlerde hava kirliliği insanların sokakta yürüyemeyeceği durumlara gelmiş. Bazen yurt dışında da özellikle Avrupa'da ülkelerin çeşitli önlemler aldığını görüyoruz. Diyor ki hava kirliliği aşırı derecede arttı. Pazartesi günü plakasının sonu çift olanlar çıkacak diyor. Salı günü tek olanlar çıkacak diyor. Böylelikle trafiğe çıkan o motorlu araçların sayısını yarıya indirmeye çalışıyorlar gençler. Amaç ne? Hava kirliliğini aşağıya düşürebilmek. Yerel ve küresel bağlamda da tabii ki çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalarımız var. Türkiye'de gerçekleşen delikli elyaf membran üretimi sayesinde suyun kimyasal özellikleri değiştirmeden ileri fiziksel arıtma işlemi ülkemizde gerçekleşebiliyor. Normalde bu ileri arıtma işlemini yapabilmen için suya çeşitli kimyasallar vermen lazım. Ama ülkemizde elyaf membran üretimi yapıldı. Bu suyu süzme işlemini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca atık su geri kazanım sistemlerinde içme ve kullanım suyu hazırlanmasında ters ozmoz sistemleri kullanılıyor. Çimento, kireç ve alçı üretimi yapan İspanya'da bir firma tarafından ürünlerin taşınmasında kullanılan ahşap paletlerin geri kazanımı ve tekrar kullanımına yönelik bir proje uygulandı. Bu sayede çevreye verilen zararın da tabii ki azaltılması hedeflendi. Baktığımız zaman bireysel olarak tabii ki alabileceğimiz önlemler var. Bunlardan uzun uzun konuştuk gençler. Ama tabii ki toplumsal olarak bazı önlemler de almamız gerekiyor. Sadece biyoloji bilim dalı bununla ilgili çalışmalar yapamaz. Tüm bilim dallarıyla yani diğer disiplinlerle de ilişki içerisinde olmak zorunda. Mesela
biyoloji, çevre mühendisiyle, kimyayla, fizikle, ziraat, mimari ve ekolojiyle birlikte çalışmalar yapmak zorunda. Radyoaktif atıkları bu sayede kontrol edebiliriz. Geri dönüşüm bilincini bu sayede oluşturabiliriz. Gürültü kirliliğini, su kirliliğini, hava kirliliğini ne yapabiliriz? Azaltabiliriz gençler. Baktığımız zaman içme suyunu kontrollü kullanmamız gerekiyor. Suyun kalitesini arttırmamız gerekiyor. Çevre sorunları toplumsal bir olgudur. Tabii ki çevre kirliliğinin sonuçları da sadece o bölgeyi etkilemiyor. Bir ülke kafasına göre bana ne, ben fabrikalarımın bacalarına işte filtreler takmıyorum, atmosfere zararlı gazları veriyorum, bu beni bağlar diyemez. Oradan çıkan zararlı gazlar bulutlara karışıyor, o bulutlar dünya üzerinde hareket ediyor. Hiç aslında atmosfere kötü gaz üretmeyen, gayet doğal yaşamların olduğu, ne bileyim, Afrika gibi bölgelerde de asit yağmurları yağabiliyor. Halbuki atmosfere en az zarar veren oralar gençler. Bu nedenle ne yapacağız? Çevre politikalarının etkili olabilmesi için tüm ülkelerde ortak olarak uygulanması gerekiyor. O yüzden bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Sadece biyoloji biliminin dediğim gibi konusu değil. Bu nedenle diğer bilim dallarıyla, yani disiplinler arası ortak çözüm yöntemleri geliştirilmeli. Farklı disiplinlere özgü çözüm yöntemlerinin uygulanması da gerekiyor. Hemen birkaç tane bu çevre kirliliğiyle, su ayak izi, karbon ayak izi ile ilgili soru çözüp bitiriyorum. Aşağıdakilerden hangisi bir gölde meydana gelen ötrofikasyon olayında meydana gelmez diyor. Ötrofikasyon neydi? Biz suya çok fazla derecede azotlu, fosforlu atıklar bıraktığımız zaman suda bulunan alglerin sayısı artıyordu. Algler ne güzel fotosentez yapıyor demeyecektik. Her şeyin aşırısı zarar. Bunların yaptığı fotosentez iyi bir şey ama aşırı alg oluşmasından dolayı suyun üstünün algla kaplanması, ışığın altlara geçememesi, oksijenin altlara geçememesi kötü bir şey gençler. Yani ötrofikasyon olayında alg miktarı tabii ki artacak. Sudaki oksijen miktarı artmaz. Sudaki oksijen miktarı azalacak gençler. Çünkü algler böyle suyun üstünü kapladığı zaman oksijen aşağıya doğru geçiş yapamayacak. Suyun ışık geçirgenliği azalacak. Ne yapacak? Buradaki balıklar ölmeye başlayacak. Balıklar öldüğü için saprofitlerin faaliyetleri artacak. O göl çok pis kokacak. Kokuşma meydana gelecek. Asit yağmurları olaylarından hangilerine neden olabilir gençler? Asit yağmurları yağdığı zaman tabii ki ormanlarda yaşayan bazı türler bu durumdan zarar görebilir. Ormanlardaki tür çeşitliliği azalabilir. Bitkilerin bazıları pH değişiminden etkilenip büyümelerini yavaşlatabilir. Besin zincirlerinde bir canlının nesli düzelip değişebilir, nesli tükenebilir. O yüzden trofik düzeylerde değişme de olabilir. Tarihi eserler, özellikle açık alanlarda bulunan heykeller asit yağmurlarından etkileniyordu. Bunlar zarar görüyordu. Hangilerine neden olabilir dediği için cevabımız yani 1, 2, 3 ve 4 oldu. Buradan da dersimizin sonuna geldik. Bugün anlattıklarımızı şöyle bir toparlayalım. Kapatalım dersimizi. Bir kişi ya da topluluk için kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gereken coğrafik alanlara ne diyormuşuz? Ekolojik ayak izi ismini veriyormuşuz. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücüne de biyolojik kapasite ismini veriyoruz. Birey veya topluluk tarafından kullanılan her mal veya hizmetin üretilmesi için tüketilen su miktarı da bizim su ayak izimizi meydana getiriyor. Baktığımızda su ayak izini hesaplarken de mavi su ayak izi ne yapıyoruz? Yeşil su ayak izi ne yapıyoruz? Bir de gri su ayak izi kavramlarını kullanıyoruz. Kullanılan tatlı su oranına mavi su ayak izi dedik. Kullanılan yağmur suyu oranına yeşil su ayak izi dedik.
Kirliliği azaltmak için tükettiğimiz su miktarına da gri su ayak izi ismini veriyoruz. Yaşamsal faaliyetler için atmosfere verilen toplam karbondioksit ve sera gazları da tabii ki karbon ayak izimizi meydana getiriyordu. Karbon ayak izimiz de maalesef günden güne büyüyor. Azalması için çeşitli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Buradan da hemen geldim ödüllü soruya. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.